Sevgili kardeşlerim, sevgili Mehmet Akif Ersoylar, Erguvan evlerine baktığımızda içimiz gidiyor. Niye? Çünkü hemen yanı başında 105 parsel var. 105 parselde de ne kadar çabuk burası güzel dönüşebilir, değil mi? Çok güzel. Küçük bir ada, bir küçük bir parsel. Ama gel gelelim ki burası okul alanı. Yani parselimizde konut alanında kalmamız lazım. Parselin ifraz olması için konut alanında kalacağız. Bir, ikincisi şu görüntüye iyi bakın kardeşlerim. Binaları görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu binaların tamamına yakını ne diyor biliyor musun? Kirazlıtepe'deki oranı istiyoruz. Nedir bu Kirazlıtepe'deki oran? Binaya %40 imar hakkı. Sevgili kardeşlerim, Kirazlıtepe'de sadece Çamlıca Camii'nin etrafı temizlensin diye, güzel bir görüntü kazansın diye orada bir uygulama yapıldı. Bana göre bir daha kesinlikle böyle bir uygulama olmaz. Nedeni şu: vatandaşın 100 metrekare tapusu var, 10 tane dairesi var. 100 metrekare tapuya 150 metrekare inşaat hakkımız var, 10 tane dairemiz var. Bakanlığımız, belediyemiz 400 metre ilave hak verecek. Peki nereden verecek bunu? Soruyorum. Soru şu: kentsel dönüşüm yapılırken maliyetini kim karşılayacak? Bu maliyeti neden bakanlığımız ve belediyemiz karşılasın? Sebebi ne? Onun için tekrar tekrar söylüyorum. Bundan sonra asla olmaz kardeşlerim. Olması için şu olacak: emsal arttırımı olması gerekiyor. Yani 1,5 emsal, en az 5 emsal olması lazım ki bakanlığımız, belediyemiz zarar etmeden orayı kentsel dönüşüm alanına alsın, yapsın. Buradan sadece benim tavsiyem şu: bina sahibi kardeşim, 100 metre tapuna 150 metre inşaat hakkın var. Müteahhite verdiğinde sana 75-80 metrekare daire düşecek. Bütün planını, programını buna göre yap kardeşim. Gerçek olan bu. Gerisi hikaye.